ardından seni şöyle volün önüne alayım evet. istersen. Ve gel Türk medyasında ilk defa yayınlanacak evet. olan, Masum Gök imzasıyla Türk medyasında ilk defa yayınlanacak olan Sinan Ateş dava dosyasının içinden Sinan Ateş'in telefon, WhatsApp yazışmalarının ekran görüntüleri. Kiminle konuşmuş, ne demiş, ne zaman konuşmuş, karşı taraf ne cevap vermiş ve bu yazışmalarda MHP'li isimlerden kimlerin isimlerini göreceğiz? Hepsini Masum Gök anlatıyor. Hasan'cığım ben de Masum'u lütfen ekranda tam kadraj verdiğinde Masum'un yerine geçeyim. Oradan dinleyeyim Masum'u olur mu? Tabii ki. Şimdi bu mesajlaşmalar niye önemli? Öncelikle onu söyleyeyim. Bu Sinan Ateş'in öldürüldüğü, katledildiği gün yanında olan telefonundan emniyetin çıkardığı imaj görüntülerinden elde ettiği WhatsApp mesajlaşmaları. Şimdi Ayşe Ateş ısrarla ne söylüyordu ya da Sinan Ateş'in ailesi ne söylüyordu? Bu bir siyasi cinayettir. Karşı taraf ne diyordu? Bu siyasi bir cinayet değildir kardeşim, bu adli bir olaydır. Ama bu mesajlaşmalara bakıyoruz ki Sinan Ateş, tehditler, Sinan Ateş'e yönelik yapılan saldırıların tamamı siyasi nedenlerle. Sinan Ateş çünkü şunu görüyor mesajlaşmalardan, şimdi mesajlaşmaları da okuruz. MHP içerisinde bir siyasi mücadeleye giriyor. MHP yönetiminden, yönetimindeki kişilerden rahatsızlığı var. Partiyi yönetemediklerini, partiyi yanlış yere götürdüklerini düşünüyor ve bir siyasi mücadeleye giriyor. Şimdi ölümünden 30 Aralık'ta evet. öldürülmüştü. Yeliz Özkan adlı bir hanımefendiyle yaptığı mesajlaşma. Bir dakika, Yeliz Özkan kim? Yeliz Özkan yine MHP içerisinde, Ülkü Ocakları içerisinde o mahallede, o harekette yer almış bir hanımefendi. MHP'li bir insan. MHP'li bir insan. Asenalar diyorlar onlar değil mi? Ülkü Ocakları'nın kadınlarına Asena. Evet, o mertebeye gelmiş mi bilmiyorum ama MHP içerisinde yer alan Peki. bir arkadaş. Şimdi şu sağ alt köşedeki küçük parafa dikkat etmenizi rica edeceğim. Belgenin Şurası. Sağ alt köşesinde. Bir saniye, evet. önce bir evran ne olduğunu anlatalım. Sağ alt köşesinde evet. bir paraf var bu evet. görüntünün. Ve ortasında da 7 diye bir sayfa numarası var. Evet. Neden böyle? Çünkü sen bunu dava dosyasına... Şöyle, bu dava dosyasına giren Sinan Ateş'in telefonundaki telefonun imaj. Yani bakın. Sana herhangi bir istihbaratla bir hayır. vatandaşın hayır. gönderdiği hayır. belgeler hayır. falan değil hayır. bunlar. Hayır. Basbayağı evet. Sinan Ateş'in dava dosyasının evet. içerisinde numaralandırılmış evet. sayfa sayısı olarak ve paraflanmış görüntüler evet. paylaşıyor. Evet, resmi dava dosyasında yer alan görüntüler. Tarih var Yeliz Hanım'ın cevabında. Evet, 14.12.2022 evet. günü yapılıyor evet. bu yazışma. Yeşil olarak ekranda gördüğünüz yazışmalar Sinan Ateş'e ait. Mavi olarak gördüğünüz de yazışmayını yaptığı evet. kişiye ait. Şimdi devamını cinayetten dinleyelim. Cinayetten 15 gün önce. Evet, cinayetten 15 gün önce. 29 evet. Aralık'ta Şimdi, hayatını kaybetti. Sinan Ateş partideki gidişattan rahatsız oluyor. Ve diyor ki Yeliz Hanım'la yaptığı yazışmalarda, anketlerde bizim parti çok kötü çıkıyor. 26 vekil çıkarıyor Türkiye genelinde. Tabi bu çıkmadı seçimlerde, MHP daha yüksek bir oy aldı ama. İstanbul'da 1 ve 3. bölgeler çıkıyor, 2. bölgeden vekil çıkmıyor diyor. İşte Yeliz Hanım da evet hayırlısı falan filan. Böyle olacağına, öyle olması daha hayırlı gibi diyor Yeliz Hanım. İkinci fotoğrafı getirebilir miyiz ekran görüntüsünü? Şimdi burada... Sinan Ateş diyor ki oy vermeyeceğini net bildiğim il başkanları var diyor genel seçimlerde. İşte ben de listeye bakacağım diyor Yeliz Hanım. Liste dediği milletvekili listesi. Yani bunun Sinan Ateş'in mücadelesinin bir siyasi mücadele olduğu zaten bu yazışmalardan çok belli oluyor. Ölümünden 1,5 hafta aşağı yukarı 2 hafta diyelim. 2 hafta önce yaptığı bir görüşme. Mesela Yeliz Hanım diyor ki İnşallah İzzet çıkmaz. Kim bu? İzzet Ulvi Yönter'i kastediyor. Nereden çıkmaz diye söylüyor bunu. Yani listelerden çıkamaz inşallah, milletvekili olamaz. Olamaz hanım. Bir önceki görsele geri dönebilir miyiz? Ben hepsini tek tek okumanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi Sinan Ateş yazıyor. Hı-hı. Anketlerde bizim parti çok kötü çıkıyor. 26 vekil çıkıyor Türkiye evet. genelinde. İstanbul'da 1 ve 3. bölgeler çıkıyor. 2. bölgeden vekil çıkmıyor. Yeliz Hanım cevap veriyor. Evet. Hayırlısı. Hayırlısı. Sinan Ateş yazmaya devam ediyor. Bursa 2. bölge çıkıyor, 1. bölge çıkmıyor. Evet. Belli ki elinde bir takım anketler evet. var ya da yapılmış bazı araştırmalar var. Onların sonuçlarını Yeliz Hanım'la yazışıyor. Böyle olacağına öyle olması, öyle daha, olması hayırlı gibi. Daha hayırlı gibi. Yani hiçbir rekil çıkmasa veya da bir şey çıkmasa daha hayırlı gibi yani diyor. Yani şunu diyorlar,
parti bunların elinde. Tabii hepsini koyamadık zamanımız olunca için. Ben okuduğum için söylüyorum. Parti bunların elinde, bunlardan kurtulması için bunların başarısız olması gerekiyor diyor. Şimdi bunlar diye kastettiği isimlerin ne olduğunu şimdi bir sonraki evet. görselde biraz anlamaya başlayacağız. Evet. Sinan Ateş'le, kendisi de Ülke Ocakları yapısı içinde bulunmuş MHP'li bir başka isim, bir kadın. Yeliz Özkan'ın dava dosyasının içerisinde yer almış olan WhatsApp yazışmalarının ekran görüntülerini Türk medyasında ilk defa görüyorsunuz. Sinan Ateş yazmaya devam ediyor. Devam edelim bir sonraki sayfaya. Gelelim. Öyle görünüyor. Oy vermeyeceğini net bildiğim başkanları var. Yani il başkanları bile bu listelere oy vermez diyor. Ben de... Listeye bakarım diyor Yeliz Hanım. Peki, eyvallah. Liste dediği milletvekili listesi. Eyvallah diyor Sinan Ateş. Yeliz Hanım da inşallah İzzet çıkmaz diyor. 14 Mayıs seçimlerine tam 5 ay var burada. 5 ay var evet. burada. Kastedilen hangi İzzet? İzzet Ulvi Yöntem. Kimdir kendisi? Kendisi şu anda MHP Genel Başkan Yardımcısı. İnşallah diyor Sinan evet. Ateş. Veya başka şehirden. Veya başka şehirden çıkmaz. Ya yani İzzet Ulvi Yöntem'i kastediyor. Başka parti şehirden. Bizim partimiz. Biz. Dava bizim davamız. Ancak bu pisliklerden kurtulması için bu dönem hepimiz listeye bakmak zorundayız. Evet. Ne demek istiyor burada? Yani burada diyor ki Sinan Ateş, parti bizim partimiz, partimizden kopmuyoruz. Ama diyor listede beğenmediğimiz, milletvekili listelerinde beğenmediğimiz insanlar varsa ona göre oy vermemiz gerekiyor. Listeye bakarak oy vermemiz gerekiyor diyor. Yani İzzet Ulvi Yöntem'i çıkarmayacak şekilde oy verelim demek yani istiyor. İzzet, yani, ya da bu isimler. Evet buna benzer ya da beğenmediği isimler. Neden beğenmiyor İzzet Ulvi Yöntem'i anlıyor muyuz dosyanın içine? Sen şimdi, hepsini okuduğun için evet, soruyorum. Yani şimdi şunu söylüyor Sinan Ateş. Bunları bir klik olarak görüyor. Bunların bir MHP ile bağlantısı olmadığını görüyor. Bu Sinan Ateş'in kendi yorumu. Bunlar diyor mesela Ömer Zengin'le görüşmeleri var. Onu almadım ama. Diyor Ömer ki, Zengin kim? Arkadaşı. Sinan Olcay Ateş. Kılavuz'un da bir zaman arkadaşı olup Halk TV'de televizyona çıktı. Evet. O değil evet, mi evet. Ömer Zengin? Hatta çıkmadan önce darp edilmişti. Bir gerginlik yaşandı, darp edilmişti. Evet. Mesela ona da diyor ki Türkeşçi kimse kalmamış partide diyor. Türkeşçiliği biz savunuyoruz diyor Sinan Ateş. Şimdi Sinan Ateş'in bu dava bizim partimiz, parti bizim partimiz, dava bizim davamız ama listeye bakmak gerek. Dediğinde Yeliz Özkan'ın cevabı şeytanın erkek versiyonu çıktı adam. Kimi diyor bunu da? Burada İzzet Ulvi Yöntel Beyefendi'yi kastediyor. Yeliz Hanım'ın söylediğini biz söylemiyoruz bu arada. Onu da belirtelim. Peki devam edelim. Devam edelim. Bilirkişi raporu. Bakın bunlar hep dava dosyasının içerisinden alınmış. Resmi bilirkişi raporunun sayfa numarası verdiği, parafladığı resmi görselleri sizinle paylaşıyoruz. Şimdi Türk medyasında ilk defa Tele1'e özel, bilmiyorum bir son dakika mı vermek lazım, bir sıcak gelişme mi? Editörümüz herhalde bunları zaten hallediyordu. Şimdi Yeliz Hanım diyor ya bir önceki görüşmede, inşallah başka yerden de çıkamaz İzzet Ulvi Yönterli. Sinan Ateş ona cevap yazıyor. İzzet İstanbul'dan ayrılmaz. Bu adamlar... Emin adımlarla ilerliyorlar. Hedefe diyor. Hedefe emin adımlarla ilerliyorlar. Hedef ne burada? Sinan Ateş'in hedeften kastettiği MHP yönetimi. Doğrudan yani, genel başkanlık. Yani şimdi şu var, mesajların çoğunda Devlet Bahçeli sonrası MHP'de kim genel başkan olacak gibi bir MHP'de bir tartışma olduğunu ben mesajların bu bilirkişi raporunun bütününden anlıyorum. Yeliz Özkan da cevap veriyor. Ona göre başka... Ona göre başkan bir ona göre taşları bir bir döşediler diyor. Ha bir sonraki dönem için evet. taşları döşediler diyor yani. Sinan Ateş de diyor ki bilmiyorlar ki Allah'ın da bir hesabı var. Sinan Ateş de bilmiyor tabii o hesabı evet. o sırada. Ama bu onların gücü değil başka bir güç diyor Yeliz Hanım. Onu neyi kastediyor bilmiyorum. Bir dakika önemli bir cümle. Evet. Orada bilmiyoruz yani mesajlaşmaların diğer geri kalanına da neyi kastettiğini anlamıyorum. Bilmiyorum yani. Hayır bir dakika önemli bir cümle. Şimdi bu WhatsApp yazışmaları nasıl ilerliyor iyi kötü biliyoruz. Evet. Hani genellikle biri diğerinin cevabını tam da okumadan kendisi yazmaya devam ediyor. Evet. Dolayısıyla Yeliz Özkan'ın o cümlesini şöyle algılamak lazım. Ona göre taşları bir bir döşediler ama bu onların gücü değil başka bir güç. Yani neredeyse şuna geliyor yani MHP'nin içini dizayn eden bir yani güç var. Anlamında bir cümle. Evet. Bu Yeliz Özkan'ın iddiası evet. ama çok dehşet bir cümle. Sinan Ateş cevap veriyor. Bu işler bir günde değişir Yeliz diyor. Büyük para yaptılar nedir altındaki? Bu eleştirdikleri grupları kastederek büyük para yaptılar diyor. Şimdi burada büyük para ne? Nasıl bir para? Miktar ne?
Bunları bilmiyoruz. Bu para varsa nasıl yapıldı? Bu bir iddia. Yani Sinan Ateş'in WhatsApp yazışmasından ortaya çıkan bir iddia. Doğru mudur, değil midir? Bunu bilmiyoruz elbette. Yeliz Özkan da diyor ki ona inanıyorum zaten diyor. Sonra yine bilir kişinin tırnak içine aldığı ya da çerçeve aldığı bölüm var. Cinayetle alakalı. Önemli gördüğü. Sinan Ateş burada diyor ki inaniyet olmasın. Sabah sabah en büyük korkuları benim biliyor musun diyor. Ve adam adım adım ne yaptığımı takip ediyorlar diyor. Ve burada da zaten bilir kişi şunu almış. Sinan Ateş'in kendisini ne yaptığını adım adım takip ettiğini yazdığı mesaj diye almış. Sinan Ateş zaten Ayşe Ateş ısrarla bu dava başlamadan önce soruşturma aşamasında Sinan Ateş'in eşine dedi. İsimler verdi. Sinan Ateş de bu isimlerden bahsediyor ve eşimi siyasi bir cinayete kurban gittiğini söylüyordu Ayşe Ateş, eşinin. Sinan Ateş de burada beni takip ediyorlar diyor. Kimin takip ettiğini söylüyor. MHP içerisinde rahatsız olduğu yapıları söylüyor, kişileri söylüyor. Böyle bir durum var. Diğer mesaja gelelim. Şimdi burada... Zor okunuyor bu, yardımcı olur. Ben okuyabilirim. Tahmin edebiliyorum. Tahmin diye edebiliyorum diyor. Sinan yani Ateş adımı yani, benden korktuklarını biliyorum diyor. Bu da takip edildiğini de tahmin edebiliyorum diyor. Gittiğim her bürokratı, bana gelen her devlet büyüğünü arıyorlar. Rezil oluyorlar. Ona rağmen yine arıyorlar diyor. Yani Sinan'ı takip ettiklerini ifade ediyor tabii. Sinan Ateş. Sadece kendisini değil, ilişkilerini de, görüştüğü kişileri de arıyorlarmış. Bir devlet büyüğümüz... Bunların telefonlarına çıkmadı, görüşmedi bunlarla. Bürokrata beni şikayet edeceklerdi diyor. Ha, birini arayacaklarmış yine bir devlet büyüğünü Sinan Ateş şikayet etmek üzere bu isimden. Sen niye görüşüyorsun gibisinden ama diyor o da diyor çıkmadı. O açmam. Kim acaba bu? Mesela ilginçti bizim ilk programda mı söylemiştik? Sinan Ateş'e Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı. Cahit Özdemir. Cahit Özdemir. Kim söyledi bunu? Cahit Özdemir. Senin haberin. Cahit Özdemir konuk olduğunda Sinan Ateş'in arkadaşı anlatmıştı. Sinan Ateş'e Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı teklif edildiğini, Sinan'ın bu konuyu kendisiyle de istişare ettiğini, konuştuğunu, görüş aldığını, değerlendiklerini ve bu görüşmelerin sürdüğünü, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olan bir kişiyle de Sinan Ateş'in görüştüğünü, görüşme yaptığını, teklif geldiğini anlatmıştı. Hatta ya, burada bir telefon, bu iddia üzerine, Cahit Özdemir'in bir iddiası üzerine bir avukatın ismini vermişti. Bu avukatın ofisinde bu teklif yapıldı demişti. Biz de ona bağlanmıştık. Avukata bağlanmıştık. Evet. Kayıt dışının ilk bölümlerinden biriydi bu. Bu iddiayı sormuştuk. O da doğrulamıştı. Evet, Sinan Ateş'e benim ofisimde böyle bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanlığı külliyede danışmanlık teklifi geldi demişti. Peki, Yeliz Özkan diyor ki seninle... Hemen okuyayım. Seninle foto veren herkesi sindirmeye çalışıyorlar diyor. Sinan Ateş de cevap veriyor. Bana beğeni yapan herkesi arıyorlar tek tek diyor. Sosyal medyasında bile. Evet, orada bile takip ediyorum Sinan Ateş'in anlatımına göre. Peki Yeliz Özkan. Aynısını bana yaptılar. Sinan Ateş cevap veriyor. Çünkü Yeliz Özkan Sinan Ateş'in bir postunu, paylaşımını beğenmiş, onu da aynısını aramış. Bana yaptılar diyor. Sonra Sinan Ateş diyor ki her seferinde rezil oluyorlar ama diyor. Ya, karşı taraf diyor ki niye böyle yapıyorsunuz vesaire, onları anlatıyor herhalde. Sonra geçiyorum, çok önemli değil o şeyler. Sinan Ateş bir şeyler söylüyor. Diğer şeye geçelim. Bir dakika, devamı var. Çok önemli şeyler, yani rezil oluyorlar falan tarzında devam ediyor. Peki, bir sonraki sayfaya geçelim. Şimdi burada bir pişmanlık var. Ayşe Ateş dikkat ettiyseniz geçenlerde bir açıklama yapmıştı ve bir öz eleştiri vermişti. Ben bir hak arayışı içerisindeyim. Hak arayışı içerisinde olan herkesle de aynı yerde bulunacağım demişti. Çok makul, çok olgunca bir açıklamaydı. Şimdi burada Yeliz Özkan diyor ki ben şu 5 yılda büyüdüm. Ondan öncesi saf ve salaklık dönemimmiş diyor Yeliz Özkan. Herkesi iyi sanardım diyor Yeliz Özkan. Sinan Ateş de cevap veriyor. Bu arada kendi işlerinden başka bir konuya cevap veriyor. Onu geçiyorum. Hatta okuyayım, millet niye okumadı demesin de. Bu arada kendi içlerinden de arayan ve haber gönderen nerede oluyor, benim problemim yok, bunlar zorluyor diye. Sinan Ateş'i arıyorlarmış. Benim seninle problemim yok diye kendi işlerinden arayanlar varmış diğer ekibin. Sinan Ateş sonra Yeliz Özkan'ın bu 5 yılda büyüdüm mesajına cevap veriyor. Vallahi aynı duyguları yaşıyoruz Yeliz.
ben de son 2 yılda büyüdüm diyebilirim. Cidden çok çocuk çocuk işlerimiz varmış diyor. 2 yıldan kastettiğine Ülke Ocakları Genel Başkanlığı görevinden alındıktan sonraki yaşadığı süreci kastediyor Sinan Ateş. Diğer görsele geçelim. Bu Ömer Zengin'le olan görüşmesi. Sinan Ateş'in yakın arkadaşı Ömer Zengin'le olan görüşmesi. Ömer Zengin'le ne zaman görüşmüşler? Şöyle göreyim. 30 Kasım 2022'de. Sinan Ateş'in ölümünden bir ay önce. Ömer Zengin diyor ki, yine bir devlet içinde bir örgütlenme, yapılanma meselesiyle ilgili bir şey konuşma var. Milli Savunma Üniversitesi'ne kimseyi sokamamış Ahmetler. Milli Savunma Üniversitesi'nden kastettiğine Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu veya... Harp Okulu yani. Harp Okulları. Kimseyi sokamamışlar. Bu dönemi mi kastediyor, başka bir dönemi mi kastediyor bilmiyorum. Ondan sonra Sinan Ateş de gülücük koymuş Ömer Zengin'in bu açıklamasına. Maalesef yani her birçok şeyde dava dosyasında şunları çok net görüyoruz. Bir, devlet içerisinde bir örgütlenme durumu var. Evet. Diğer şeye geçelim. Başka yok bu kadar. Başka yok. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bu Sinan Ateş'in ilk kez yayınlanan mesajlaşmaları. Yazışmaları. Bunlardan bazıları vardı. Bazılarını parça parça sosyal medyadan şey yapıyorlardı. Sinan Ateş de bunları demiş diye söylüyorlardı. Sinan Ateş'in şeyi de var. Onu da belirtelim. Bu FETÖ meselesi çok konuşuluyor. Sen FETÖ'cüsün Sinan Ateş. Sinan Ateş evet. için değil. Özellikle eşi Ayşe Ateş'in bir takım bağlantıları olduğu meselesi gündeme getirir. Sinan Ateş'le Ömer Zengin'in yaptığı konuşmalarda çok uzamasın diye almamıştım. Sinan Ateş diyor ki beni böyle bir şerefsizlik itham ediyorlar. Artık bunlara cevap bile vermeyeceğim diyor ve Ömer Zengin'le yaptığı özel yazışmalarında bunu reddediyor. Ömer Zengin'in başka bir şey daha var yazışmalarda onu da söyleyeyim. Ahmetler diyor evime diyor istihbaratçı gönderdiler diyor. Ahmetler kim? Ahmet evet. Yiğit Yıldırım. Evet onları kastediyor. Evine bir istihbaratçı gönderdiler diyor. Sonra Sinan Ateş de